zaten görünmez. Allah beni nerede arandı? Bak yoksulların yanında. Yolda kalmışların yanında. Şimdi biz nerede arayacağız? Orada arayacağız değil mi? Ben dedim elhamı sabaha kadar size. Mesela insanoğlu tek biri Rabb'ı tek biri anlamazsa vallahi Kur'an'ı anlayamaz. Kur'an'ı bir kere anlayamaz. Şimdi bak insan Rabb'ını tanıyacak ilkin. Tek biri tanıyacak. Hani Allah ne dedi? Oku dedi. Neyle okuyacaksın? Rabb'in adıyla bak Rabb. Aynen. Hani benim Rabb'im ya bak Rabb'in adıyla oku. Sonsuz kelam sahibinin bak adıyla oku. Sen Rabb'ına şimdi elhamı şimdi sadece ona ibadet ederiz. Hadi bitir de vurayım bakalım. Bitir. Biter mi elham? Elham Kur'an'ın her tarafı. Kur'an'ın özeti her tarafıdır ki hani diller ya kulfi hatmi de görmüş. İki, bir kulfi üç elhamı okuyup hani ezber yapacak. Senin dediğin ben de diyeceğim. Aynen. Hemen hatmi diyeceğim. Ne hatimi? Hatim diye bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'in her tarafını hatmi diyeceğim. Hatim nasıl olur? Mâmin suresi. Salat edeceksin. Salat ne? Yardımlaşma. Hani haydın salata ezberi bile anlamazlar. Haydın salata, haydın feraha de feraha ulaşacağınızdır. Verdiğin zaman Allah selam veriyor sana. Selamı verdin rahmetin yok. Hani Allah'ın selamı, kelamı senin üzerin olsun diller ya. Bak selam, aleyküm selam. İyi Allah'ın selamı, kelamı nal üzerin olacak? Nal olacak? Selam verecek Allah. Sen Allah'a vereceksin selamı. Selamı nasıl vereceksin? Mâmin suresini yaşayacaksın. Yaşayacaksın diyeceğim. Ya işte vallahi ben şey bak şey Mesrettin ben Kur'an-ı Kerim'i ayen yüce Rabbim. Bak şöyle beynimi bir yokladım. Ana ben hiç yani kimseden ezber yapmadan hani elhamın açıklamasını ben okuyacağım. Ben ezberleyeceğim ya. Hayır. Kimseden duymadan Allah ben açıklamasını öğrendim. Öğrenmiştim haberim yok. Ya öğrenmek şöyle. Allah kendi Rabb'ını bulduğu zaman zaten sürekli Rabb'ım. Hani Kulfi ne diyor? Sen ne doğdun ne doğruldun. Sen yani kimsenin şeyi olamazsın. Yani oğlu da değilsin diyor. Uyuklaman uyku tutmaz daimi üstümüzdesin. Sen gözetleyensin, koruyansın. Benim Rabb'im öyle. Şimdi Musa'ya dediler ya, Rabb'ına söyle de şunu versin diye. Şimdi bana da diller. Hem inanmazlar. İyi de dediğime inanmazsınız da doğama nal inanacaksınız. Doğa devirdiler. Ya sizin ağzınız yok mu? Siz Allah'ı sevmeyin. Allah'la konuşun sana de. Nal konuşalım. Kız elinizi açın. Rabb'im şöyle dedin. Yüzümüz yok derim ben de. Torpil istiyorlar. Torpil istiyorlar. Şimdi ben senin ne isteyeceğini ne bileyim. Dua demek istemek. Affettirmek. Senin ne suç yaptığını ne bileyim ben de şunu suç. Hem Allah öyle kendi diyor. Hop sen onu öyle olma. Ama şöyle bir şey var. İnanan müminlere dua ederim. Rabbim onları bizleri ya Rabbi yardım et. Ağır intihama katma. Öncekiler gibi bize ağır yük yükleme. Söylerim bak inananlara. Zaten inanmayanlar yükünü de bilmez, yüksüzünü de bilmez. Filanca yaptıdır. Kendi suçunu bilmez ki. Kendi suçunu bilmiyor. Hatasını bir bilse öğrenecek. Çünkü Rabbim hidayet versin. Hidayeti isteyene biri. Hikmeti isteyene biri. Rahmeti isteyene biri. Bak her şeyi isteyene biri. İsteyeceksin rahmetli. Furkan'ı dileyene dilediğini öğrenir. Ha, öyle. Bak oğlum. Furkan'ı isteyene biri. Doğruyla yanlışı ayırmak istersen bize Yüce Rabbim Furkan'ı verdi. Bak Furkan'ı verdi. Çok mutlu oldum. Doğruyla yanlışı ayırıyorum. Haramları ayırıyorum. Helalları ayırıyorum. Şimdi önceki haramlarımız helal oldu. Ne güzel. Helal oldu bize. Yani ne haram oldu?
Allah'ın inkar ettin mi haram sana? Allah'a ortak koştuğunda haram yapıyorsun, ortak koşmayacaksın. Allah'tan başka ilah yok, bizim ilah. Ben ilahımı buldum. Ben ilahımı buldum ya. Peygamberler benim arkadaşım. Müminler de kardeşim. Bak, bütün peygamberler benim arkadaşım. Çünkü ayette öyle diyor. Sizin onlar arkadaşınız. Müminler kardeşiniz. Ben kardeşlerimi buldum. Arkadaşlarımı inandım. Görmedim ama duyuyorum, mektuplarını okuyorum. Mektubunu okuyorum. Ne yapmış? Ne yapmış? Hem Lut ne yapmış? Nuh ne yapmış? Hele Nuh'un oğlu inanmamış. Allah'ım böyle, Allah'ım benim çocuklarım gemiye binenlerden olsun. Yüce Rabbim, gemiye binmek Kur'an'a inanmak. Gemi, o zaman gemiyle tarif ediyor Cenab-ı Allah. Ama Kur'an, şimdi Cenab-ı Allah bir gemi yapın demeyecek. Kur'an koymuş bize. Kur'an'a inanırsan sürekli duam o. Sürekli Allah'ım önce bilmiyordum. Hani Meryem annemize, Ali İmran suresinde Meryem'in annesine, annesi dedi ya, Ali İmran'ın karısı, Rabbim karnımda çocuğu sana dayacağım dedi ya. Bak, o da Meryem oldu. Meryem'den iyisi oldu ha. Ben bilmiyorum Rabbim dedim. Ben şimdi bilmiyordum. Benim çocuklarım hep oldu. Ben adayacaktım sana. Ama yine adayım. Allah'ım dünyadalar 30'ar yaşlarında hepsi. Ama sözümü tutarlar mı? Ama yine de anneler dua etsin. Duası kabul olur diyor ya. Merhametimizden inşallah Allah onlara da hidayet verir. Ben şöyle dua ediyorum. Oğlum kızım. Siz benim diyorum, anladınız mı? Salat ederseniz selam alırsınız. Ben selatla buldum. Ben güzel huyumda, güzel huyumda, acıma duygumdan salatla buldum bu Kur'an'ı. Diyelim ki Kur'an'ı nasıl anlayacaksın, okuma yazma bilmiyorum. Ama ha dedim dur ben acıma duygumda. Onlar da benim gibi acısın. Herkes mesela sevsin. Kötülük düşünmen. Ya fesfese herkes olur ama o içimden de mesela nasifelakıda kötü düşünen kalpten Rabbim dedim. Dur biz de düşünüyoruz kötüyü. Allah'ım şu kötü düşündüğüm kalpten sana sığınırım mesela. Şeytandan, cinden, cin ki ne? Kötü düşünen, kötü. Yani kötü düşünen kalpten sana sığınıyorum. Şimdi hele bu nasifelakıyı böyle okuduğum zaman hı dedim dur. Nazar diye bir olay var şimdi kalpte. Nazar diye bir şey yok. Psikoloji olarak kendin hastalanıyor. Diyor ki Cenab-ı Allah sana sen oku diyor. Kötü düşünen kalp de kalp kendin de. Sana sığınırım diyor. Ben şimdi bunu yeni Kur'an'a bakın kendiniz nazar diye bir şey kötü düşünüyor. Psikoloji olarak hastalanıyor. Senin ne için? Ondan sonra Allah diyor ki zaten kötü düşünüyor o yoldan çıkmış değil. Onu hastalandırıyor. Tamam kötü düşünmüşsün. Dese ki Rabbim ben sana sığınırım. Kötü düşünenden sığın. Yüzüne dediyse Rabbim kötü düşünen insanlardan sana sığın değil. Nasıl felakayı da anlamıyor. Bak anla. Ya Kur'an'ı anlamayan zaten onu anlamaz. Kur'an-ı Kerim'i anladığın zaman sen anlarsın bak. Ettayati duası var bak. Ayet diyor o. Hani ettayati oturup da konuşuruz ya. Hı. Ben şimdi ne okuyorum, ne Allah'a yücelttiğim zaman namaza durup da Allah'a yücelttiğimde ne diyorum biliyor musun? Rabbim ben sana kurbanım diyor. Nasıl kurban? Kesileceğim? Yok. Yolunda kurbanın, yolunda. Kur'an ayetleriyle sana kurbanın. Rabbim azalarım, her tarafım sana ben kurbanım. Yolunda gideceğim ölünceye kadar. İnandım, anladın mı? Şimdi bak bilmiyorlar. Hani Salli Barik okurlar İbrahim Aleyhisselam'ın şimdi. Hı. İbrahim Aleyhisselam'ın. Bak İbrahim tek değil miydi? Tek. Hem okurlar. Hem de çok inanan, çok var ya çokluğun ardında ayet diyorsa de siz çokluğun peşinden gittinizdir çokluğun. Zaten azı inanacak diyor ayette, azı. Orada kafalarını çalıştırsalar azı inanacak. Baktığın zaman az,
bizim tüm peygamberlerin ardında bir Yunus Aleyhisselam'ın hepsi inanıyor. O da kendi şey oluyor. Kurasına gayrı olmuyor Yunus Aleyhisselam. Hani kavmini anlatacaktın ya. Kaçıp gider canım sıkıldı. Ne oldu? Dur bakayım dedi Cenab-ı Allah. Ondan sonra onun kavmi hepine bir onun kul. Ne adarsa bilmiyoruz. Bir onun kul hep inanıyor. Diğer peygamberleri söylemiyor ki hep inandı diye. Yani zaten az inanıyor az. Şimdi insanlar diyor ki ya sen tek başına İbrahim Ali bak okuduğu Allah'ıma salli bari'nin anlamını bilmiyor. Bak İbrahim Aleyhisselam tek kişiydim bak. Tek ne? Rabbim dedi bak Rabbim. O küçük tek Allah'ın. Şurayı nasıl şimdi, anlıyorsun? Şurayı nasıl anlıyorsun? Neresini oku bakalım. Okuyayım. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. Evet. De ki onun ilmi ancak Allah katındandır. Ne bilirsin? Belki de kıyamet yakında gelecektir. Şüphesiz Allah kafirleri lanet etmiş ve onları alevli bir ateş hazırlamıştır. Şüphesiz. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzlerini ateşe bir yandan bir yana döndürüldüğü gün keşke Allah'a ve elçisine itaat edeydik diyecekler. Ve şöyle de diyecekler. Ey Rabbimiz, biz önderlerimize, efendilerimize, büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanete uğrat. Diyorlar. Burayı nasıl anlıyorsun? Bura şöyle ya. Şeyhleri şimdi Kur'an'a bakmıyor. Kur'an'ı okumuyor. Ayetten haberi yok. Ayete selam vermemiş. Hani diyor ya ayette Nuh'a bir selam ver. Bir ayet var. Nuh'a selam ver. Nuh'a selam ver. Selam vermemiş. Hiçbir selam Allah'ın kelamını, rahmetini almadan şeyhleri var ya. Gece kalkacaksın, uyudu, başka tamam şeyh doğru, o bizi cennete götürecek. O gelecek, can çekişir kevla, su verip götürecek. Allah diyor ki, bak size şeyhden de fayda yok, şırktan da fayda yok diyor. Siz salat etmediniz. Sadece şeyhlerinize uydunuz. Keşke uymasaydık deyip o şeyhlerine söylüyor. Veya da bir inandırıp hoca şefaatçılar ille yani şeyh diye bir şey yok. İnanmış yani. İnanmış. Şefaat edecek. Allah benden başka şefaatçılarını edindiniz diyor. Ayet bu ayet apaçık yani. Benden başka. Başka ne? Sadece peygamberler bizim arkadaşımız, şefaatçımız değil. Onlarla arkadaş olduk da onların mektubunu okuduk mu? Biz işte tamam bizim şefaatçımız Kur'an. Kur'an'ı yaşadık. Allah'a ve elçiye uymak o mu? O mu demek? Şimdi Allah'a ve elçiye evet, uymak. Evet, evet o Kur'an. Kitaba uymak şimdi mı, Kur'an tabii. Şimdi zaten peygamberi uyuyor. Şimdi peygamberin yazdığı Kur'an'dan elçilik yapıyor. Uyuyor işte ya. Allah'ın mektubu kim yazdı? Peygamber başkası yazmadı. Zaten uyuyor. Şimdi diyorlar hadis olay var ya, hadisin yarısı karışmış, yarısı hangi birini aralayacaksın? Kur'an'a baktın mı zaten sen her şeyi orada öğreniyorsun, biliyorsun. Kur'an bize hikmet. Kur'an bize yeter. Kur'an'ı yaşadın mı rahmet iniyor. Rahmet iniyor, rahmet. Hani sana diyor ya ayette sen keşke altından evlerin olsa öyle mi isterler? Bir zengin, bir heybetli adam istiyorlar. Hayır, öyle değil. Zenginlik Kur'an. Zenginlerde huzur olmaz ki. Huzur yok, huzur. Mutluluk Kur'an'da. Kur'an'a tabi olduğun zaman, nur olan ayetleriyle zikrettiğin zaman, zaten huzur buluyor. Zengin insan huzur bulamaz ki. Zengin Süleyman Aleyhisselam, Rabbim, malları vereceğim de kendini mi unutturacaksın dedi. Bak hep malının yarısını ne yaptı? Fakirlere verinsin, rüzgarları emrine verdi bak. Rabbim dedi ama kendini mi unutturacaksın dedi. Verdi, ilkin verdi.
E bizim peygamberimiz devirdi. Hatice validemizden kalan malları ne yaptı? Ondan diyor Allah, seni yoksulluğa, seni yetimike barındırmadın mı? Yoksulluğa zengin etmedin mi? Diyor ya ayette. Hiçbir şey bilmez. Hiçbir şey bilmez ki. Nur bilmez halde ha. O ayeti. Nur olan ayetleri. Şimdi bak. Hatice validemiz ile evlendiği zaman tabii hiçbir şey yok. Zengin etti. Hiçbir şey Kur'an'dan bilmez ki. Vahiyler o dağıttı. Ondan sonra vahiyler geldi. Tabii dağıttı. O zaten erdemliydi. İşte erdemli olduğu için, rahmetli olduğu için bizim peygamberimiz ondan peygamber oldu. Peygamberde Muhammed'de sizin için güzel örnek var. Bu örneği mi alacağız? Bu örneği alacağım işte. Bu şimdi Müslümanız diyenler hangi örnek alıyor? Bunu alıyor Müslümanız diyenler 10 kere hacıya gidilir. Burada arşlar açıklar durur. 10 kere hacıya gidilir. Orada ama Allah ayette ne diyor? Sizin sofra sermenizi istemiyor. Diyor hacıda. Takva sahipleri. Tabi orada 1001 çeşit insan beytim oraya varacak. Orada tanışacağım. Hangi ülkeden aş varsa sıkıntıları konuşacağım, göreceğim. Böyle gözün açılacak. Allah sizin sonra 10 kere gelmek istersen 20 kere git. Övünüyor. Oraya gidenler hep küserek şimdi, geliyorlarmış. Böyle bir bilgin var mı? Oraya gidenler küsel. Ya Allah'ın rahmeti inmedi. Hani diyor ya ayette. Müslüman adam, mümin adam küsmez. Kini nefreti kaldırdım diye ayet var. Senden kini nefret aldım. Ama hacca gidenler hac gene o gösteriş. Gösteriş olumsuz. Küs olarak öyle küs olarak gelir. İçinde var, müminler var. Ama onlara da deli diller. Sen manyak mısın diller. Çünkü çokluğa uymuşlar. Çokluğa. Çokluğa uyunsun işte çokluğa uyacaksın. Sen bilmen o bilir. Ama ayette ne diyor? Siz çokluğun peşindeydiniz. Hani mezarlarınızın başına gelinceye kadar da yarışmadaydınız dedi ya ayette. Hani ben şimdi ayetlerin numarasını okumabilmediğim için okumabilmiyorum ya. Ondan kadir, ayetlerin numarasını bilmiyorum. Hangi surede olduğunu bilemiyorum. Değil ki tüm Kur'an-ı Kerim'in ipuçlarını biliyorum. İpucunu. Kadir gecesi konusunda ne diyorsun? Kadir gecesi diyorlar ya insanlar, Kadir gecem oldu, Kadir geceyi bekleyelim. Şimdi Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'i anladığında Kadir gecem oluyor. Kadir gecen sen ne olduğunu bilir misin? Ne olduğunu, ne zaman olduğunu bilir misin? Ne günü olduğunu bilmiyorum ki. Benim Kadir gecem olmuş ama melekler indiksiri melekeler. Melekeni hatırlamak. Bak durduk sıra hatırla. Yazın oldu mu? Melekeler iner. Böyle iner. Aklıma gelir. Bak dur. Gezerken iş yaparla gelmez. Düşündüğüm an gelir. Düşündüğüm an gelir. Böyle düşündüğüm an. Oradaki melekler hatırlamak mı? Melekler ayrı. Meleke. Yüks. Bak beynin meleke ayrı. Bak melek ayrı. Eskiden hatırlamak. Melekler hatırlamak meleke. Bak meleke. Melekler yazıcı, rahmet meleği, azap meleği. Melek ayrı bir şey. Melek Allah'ın ya Allah ne dedi? Rabbim dedi. Rabbim. Bir beşer yaratacağını. Melekler de dedi ki melekler biz sana dua eder, zikredip duruk abi beşer mi yarat? Hani meleklerin görevi var, anladın mı? Aynen. Görev var ama insanoğlunun melekesi, düşüncemesi zaten bizim beynimizde Rabbim bize bu Kur'an'ı zaten yüklemiş. Biz Kur'an'ı okuduksa hatırlıyoruz. Önceden bilir gibi hatırlıyoruz. Bak düşüneceğim. Şöyle beynini bir yoklayacaksın. Ana diyeceksin. Dur bir zaman duydun dil gibi. Eski verdiğimiz söze mi döneceksin? Eski verdiğin söze döndürüyor Allah sana. Hani söz verdiniz edin dedi Allah. Her şeyi hani yapacaktınız ya. Bizim ruhlarımız biz tamam Allah'ım demiş. Her şeyi yapacağız. Şimdi biz de söz veriyoruz. Sana sorsam ki inanmasan da. Sen Allah'ın sözünü tuttun mu? Sen tuttum di. Dilim bir ama özüm demiyor. Özüm inandıktan sonra hatırlıyor. Neyi tutacaksın? Allah, bak insanlar kusursuz olmaz. Günahsız olmaz. Allah bizi beşer yaratmış. Ama büyük günahlardan. Rabbim beni günah bilerek bilmeyerek yaptığım günahları affet. Bak bilerek de yapıyoruz. Bilmeyerek de yapıyoruz. Bazı şeyleri bilerek yapıyoruz.
Bak o din günü gelmeyecek zannediyoruz, anladın mı? Ama şöyle bir şey, Allah'ım bunu ben günahlandırdım, ya Rabbi bir daha yapmayacağım. Bir daha bunu yap bak. Böyle insana yüklemiş, insana düşüneni, ey akıl sahibi, hiç akletmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Sen akletmedin mi? Sen deli değilsin, Allah sana dört dörtlük bir akıl verdiyse aklı dersin. Aklın yoklarsın. Sen doktorsun, şimdi doktorluğu okuyacaksın değil mi? Çalışırsan, sürekli ararsan ilmi bulursun.